Salih, hayırdır, ne o? Feride odasında mı? Evet, odasında. O elindekiler ne? Nazif Kara dosyası için mühim bir delil. Peki sende ne arıyor Salih? Ne oluyor Salih? Kader Altun'un gönderdiği mektuplar. Aynı Nazif Kara'nın beyan ettiği gibi. Bir tanesi bile açılmamış. Nereden buldun bunları? Kara ailesinin evinden. Sen oraya mı gittin? Evet. Gittim. İstedim mektupları. Onlar da gayet rahat verdiler. Çünkü sakladıkları hiçbir şey yok. Bak, Nazif Kara'nın söylediği gibi bir tanesi bile açılmamış. Hiçbiri. Salih, sen bu yaptığın ne kadar yanlış olduğunu biliyor musun? Bunu savunma makamı yapmalıydı. Ya da oraya gittiğinde yanında ben olmalıydım veya Hüseyin Bey. Bunların kanıt değerinin olabilmesi için her birinin dosyaya teker teker işlenmesi gerek. Tamam, benim üzerime işletelim. Neticede bu davada ben de varım. Hayır, yoksun. Sen stajyer avukatsın sadece. Hiçbir yetkin, inisiyatifin yok. Sen ne demek istiyorsun Feride? Ya bunları mahkemede kullanmayacak mısın? Ah Salih ya, bir sor önce. Bir sor değil mi? Sizin teşkilatta her şeyi kafanıza göre yapıyor olabilirsiniz. Ama burası adliye. Burada tüzükler, nizamnameler var. Olacak şey var, olmayacak şey var. Feride, ben sadece yardım etmek istedim, lütfen. Bunları delil olarak kullanacaksın, değil mi? Bir adamın canı söz konusu. İnsan hayatı nizamnamelerden daha kıymetli değil mi? Feride, hadi gidelim, dediğin gibi bunları dosyaya işletelim. Bahar, Nazif Kara dosyası hakkında yeni deliller geldi. Tutanağı hazırla. Bütün bu mektupların adedini, kapalı zarfta olduklarını hepsini kayıt altına al. Ondan sonra imzala, bana getir, ben imzalayacağım. Derhal Feride Hanım. Kolay gelsin. Salih, bu mektupları sen getirdin. Neden Feride Hanım'ın adını imzalıyoruz? Bilmem cidden mi? Orada bayağı bir mektup var. Saymak zaman alacak, yardım edeyim mi? Çocuklar, ben de size yardım edeyim. İşim bitti. Sağ ol abi. Açsana masayı. Gününüz aydın olsun beyler. Oo, sabahlar olmasın Bülent kardeş. Yataydın, geceye bağlayaydın. Ya Necdet, ben ömrü hayatımda bu kadar içmedim. Hala kendime gelemedim ya. Belli. Sana güzel haberlerim var. Hayırdır? Dükkanı geri mi alacağız? Çeş. O kadar uzun boylu değil. Dükkan gitti. Onu unut. Ama forsumuzu kullandık. Kiracı olacaksın. En azından düzenin de almayacak Bülent. Ama 500 kaymaya yatıracaksın her ay trak. Hiç yoktan iyidir, ne yapalım. Sağ olasın. Ben de zaten artık buralarda değilim. Gazino alemine dalacağım. Yeditepe gazinosu var ya, benden sorulur artık. Hayırdır, piyango mu vurdu? Gökten halka yağsa Bülent kardeş, bize çubuğu düşer. O da çeker, girer. Bizimki bilek. Ve keskin nişancılık. Uyan. Devam. Savcı Bey. Mühim bir gelişme oldu. Gel Cancağızım, gel. Sakin ol ya. Soluklan biraz. Hayırdır? Hakim Hanım, Kader Altun'un yazdığı mektuplara ulaşmış. Kayıt altına da aldırtmış. Ama aynen Nazif Bey'in dediği gibi hiçbiri açılmamış. Enteresan. Ama benim anladığım kadarıyla 5 mektup mu, 10 mektup mu? Aman işte, birkaç tanesi de kayıtmış. Hmm. Anlıyorum seni Cancağızım. Bu mevzu işimizi bozar mı Sayın Savcım? Sayın Savcım,
Az evvel de dediğim gibi sakin olalım, oturalım. Sükuneti bozulursa insanın beyni de durur, işlemez hale gelir hafızası. Biz yine de işimizi şansa bırakmayalım. Gerekirse zorla da olsa gelsin Nihan Hanım duruşmaya, ifadesini versin, onun hadise hakkındaki kanaatini öğrenelim. İlaveten de şu Mahir Kara'yı da gerekirse polis zoruyla getirtelim. Bu meçhul zat davanın düğümü oldu resmen. Bakarsın o gelince her şeyi düzeliverir. Hem iyi olur. Mahkeme salonunda ailenin buluşması, bol gözyaşı, bol kavga, bol trajedi yaşanır. Bilhassa parçalanmış ailelerde ne sırlar, ne gizliler saklıdır. Tahayyül bile edemezsiniz Sayın Savcı. Ben o zat hakkında derhal meşruatla davetiye çıkarıyorum. Ziyadesiyle cevvalsiniz Sayın Savcı. Bu nedir ya? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye siz mi koydunuz masama bunu Sayın Savcım? Yok, o nezaket bana değil. Nişanlınız Serra Hanım'a ait. Adliyedeki mesaisine dönmüş. Onun çikolatasını yiyoruz. Öyle mi? Pekalade bir müjde bu. Feride, doğru mu duydum? Ne duydun? Gevezi Ahmet ölmüş mü? Evet, maalesef sabaha karşı vefat etmiş. Doktorlar ne diyor peki? Eceliyle mi ölmüş yoksa... Salih, yine ileri gidiyorsun bak. Söyledim sana doktorların ne söylediğini. Adam sabah ya çıkar ya çıkmaz diyorlardı. Bilmiyorum Feride, bilmiyorum. Gevezi Ahmet çok şey biliyordu. Hatta bana sorarsan Yaver'i de tanıyordu. Konuşmasın diye vurdular adamı. Yanılıyorsun. Bak, pusuyu kuran adam yakalandı, bu da tutanağı. Neden öldürmüş peki? Ne diyormuş adam? Gevezi Ahmet bunun abisini öldürmüş bir sene önce. O da işte kalkmış, öcünü almış. Araştırdık, beyanatı tutarlı. Yok artık. Kimse inandıramaz buna beni. Bula bula Nazif Karan'ın mahkeme gününü mü bulmuş? Ya abi söyledi, ne kadar olmuş? Niye bu kadar beklemiş? Feride, düzmece bir hadise bu. Adama parayı verip emniyete teslim etmişler. Neticede alemde ilk defa olan bir şey değil. Araştırıyoruz işte. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacak. Peki bu Mahir Kara'nın ifadesinde söz ettiği üç tane meftane iğnesiymiş. Kimin adamlarıymış? Bunlar bu kaçırma işine bulaşan adamlar. Üç kuruş paraya her türlü pis işi yapan insanlar. Kimin adamları oldukları belli değil. Kim daha fazla para veriyorsa onların hizmetine giriyorlar. Zahmetle ilgili emin olduğum bir bilgi mi var? Eğer varsa paylaş benimle. Tamam, sonuçta koca bir teşkilat var arkanda ama kimliğin ve işin hakkında bana güvenebilirsin. Bunu biliyorsun değil mi? Seni asla yarı yolda bırakmam. Ben bir ev alacağım, birazdan dönerim. Serra Hanım, müsait misiniz? Yalnız olduğumu soruyorsan gayet müsaitim sevgilim. Ah, Turgut. Sevgilim. Nasıl mutluyum bilemezsin. Aynı eski günlerdeki gibi. Mamafi, eski günlerdeki gibi bile değil. Zira artık nişanlıyız. Cancağızım, nişanlı olduğumuzu herkese ilan ediyormuşsun. Evet Turgut. Bunda ne kötülük var? Yasak değil, günah değil.
İkimiz de bekar insanlarız. Doğru. Şu an aynen öyleyiz. Ben de aynı kanaatteyim. Mamafiye ile kırdılar başlamış. Herkes münasebetimizin temelinin ne zaman atıldığını soruşturuyor. Hayır, korkum şu. Adliyede bir sürü işgüzar adam var. Uzanamadığı ciğeri mundar diyen adamlar bunlar. Turgut. Sade de gel. Ne yapabilir ki bu adamlar? Yine bir küçümseme. Yine bir umursamazlık. Senin bu huyun yüzünden bir gün başımıza bir şey gelecek Serra. Ne mi yapar bu adamlar? Arzu ettiğin gibi kestirmeden söyleyeyim mi? Eğer biri senin evliyken benimle yasak ilişkiye girdiğini Adalet Komisyonu'na bildirirse memuriyetin yanar. İffetsizliğinde el aleme eğlence olur. Ciddi misin Turgut? Gerçekten bir dedikodu bunlara sebep olabilir mi? Tabii ki sevgilim, tabii ki. Nikah olmadan insanların ağzını kapatamazsın. Sabret, sessizce bekle. Adli tatilde nikahı kıyalım, el ele geleceğiz adliyeye. O vakit istediğin kişiye verirsin müjdeyi. İyi mi? Akıllı sevgilim benim. Bir daha da ulu orta dudaklarıma yapışma. Benim karım ağır ve asil olmalı. Başka türlüsünü ben kaldıramam. İyi mesailer. Salih, neyin var? Dünden beri çok kötüsün. Bir dava yüzünden böyle olamazsın herhalde. İyiyim ben. Peki. Belki bir gün anlatırsın. Yardım edeyim sana. Bırak. Teşekkür ederim. Aksancan'ın evine gidiyoruz değil mi? Salih. Ben bir otele gideyim artık. En azından kendi düzenimi kurana kadar. Kimseyi rahatsız etmeyeyim daha fazla. Kimseyi rahatsız ettiğin yok. Gir. Merhaba Azmi abi. Buyur geç, sofrayı hazırlıyoruz. Beraber yeriz. Yok Songül, sağ ol. Bizimkiler bekler. Safiye anneme söyle kusura bakmasın. Sefer tasını bu sefer bayağı bir geç getirdim. Dükkanda yalnız olunca çıkıp bırakamadım. Ama bir çırak bulunsun. Vallahi rahatlayacağım. Aa, çırak mı arıyorsun? Evet Songül. İşler aksıyor. Şöyle elim ayağım olacak. Dürüst delikanlı bir genç arıyorum. Yoksa bir tanıdık mı var? Sen buraları. Söyledim sana manavda var, bakkalda diye. Gittik daha nerelerden aldık. Üstelik hiçbiri taze de değil. Tamam. Yarın başka türlü hallederiz. Bana inatçı diyorsun ya, sen benden daha da inatçısın. Hep burnunun dikine gidiyorsun.
Hayır, ne anlar bir erkek meyve sebzeden? Gittik pörsmüş pörsmüş marulları aldık geldik. Söyledim sana, manav var dedim. Hem de ne kadar tertemiz, kocaman. Nasıl görmezsin? Bütün gün bu anı bekledim. Seni çok özledim. Ben de. Hanımefendi, kabaktan maraldan o kadar şikayet ettiniz. Ama marifet el emeğidir. Hadi bakalım görelim şimdi. Allah Allah. Siz bana meydan mı okuyorsunuz beyefendi? Tamam, yemeği hazırlamak benden, sofrayı kurmak sizden. Tamam mı? Harikulade olmuş. Ya, afiyet olsun. Ellerine sağlık. Feride. Hı. Mektuplara bir yorum getirmedin. Aa, mektuplar. Ne oldu? Feride. Yemeğimizi bir an önce bitirelim, başlayalım okumaya. Çok fazla var, sabaha kadar bitirmek zor olacak. Mektuplar onun içinde miydi? Hı hı. Bunun içine koydum. Adliyeden çıkarken çuval çok fazla dikkat çekecekti çünkü. Ben yemeğimi mutfaktayım, sen de rahat rahat çalışırsın. Hayır efendim, hiçbir yere gitmek yok. Birlikte okuyacağız çünkü. Bunların her biri teker teker dosyaya işlenecek. Ayrıca bu benim değil, senin görevin normalde. Sen bana değil, ben sana yardım ediyorum. Şu anda bunu hakim hanım olarak soruyorum. Görevdeyiz çünkü. Her biri teker teker okunacak. İtiraz yok, anlaşıldı mı? Söyledim size, ben şu haberi üçüncü sayfaya koyun dedim. Adam rica etti. Hay ben sizin yapacağınız iş. Al şunu. Peki. Ne oldu? Bitti mi? Henüz değil. Beni görüşmek için 3 saat bu odada beklettiniz. Artık bugün geçti, yarına. Bak ama beni arada koyuyorsun. İstese beyefendi bu işi halleder ama ben özellikle bilerek sana pas ettim. Geç otur. Ben de tam bu yüzden rahatsız etmiştim. Küçük bir ricada bulunacağım. Necdet'e, yani Barut'a, Yeditepe'yi ver. Sen istemediğin sürece kimse oranın başına geçemez. Benimle ne alakası var bu? Alemde soliste, az soliste senden sorulur. Senin dostluğun olmadan, gazete ilanların olmadan gazinon varmış. Boş. Tevazu gösterme. Sen kimin dersen orası onun olur. Verelim şunu Necdet'e. Yok ama başkasına söz verdim. Bu bizim işimiz için mühim. Oğlana bir teşvik olsun ya. Büyük işe el atacak çocuk. Neticede oğlunun düşmanlığını kazanmak da var. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Salih, içim parçalandı. Nihan Hanım,
Daha doğrusu Kader Hanım ne acılar çekmiş kadın. Öyle mi? Yazdıkları yürek yakıyor resmen. Bir annenin feryadı, evladına olan hasreti. Hayır bir de öyle bir yazmış ki sanki Mahir Kara ile konuşuyormuş gibi. Bak bir okuyayım dinle. Oğlum. Bugün seni görmeyeli tam 59 gün oldu. 59 gün ve gece. Kokun burnumdan hiç gitmiyor. Aklımı yitirecek gibi oluyorum hasretinden. Mahir'im. Kınalı kuzum. Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun? Ne yer, ne içersin? Babanı hayatım boyunca affetmeyeceğim. Bana acıların en büyüğünü yaşattı. Canımdan kopardı. Bildiğim bütün bedduaları ediyorum içimden. Sonra ucu sana dokunur diye bin tövbe ediyorum. Allah'a havale ediyorum bizi ayıranları Mahir. Kınalı kuzum. Can oğlum benim. Annesinin kanı canım. Annesinin aslanı. Allah rahatlık versin Mahir'im. Ömrüm ömrüne hediye olsun. Can olsun. Canım benim. Bir tanecik yavrum. Bir gün ne olursa olsun kavuşacağız. Allah büyük kınalı kuzum. Bunları geçelim mi? Daha bir sürü mektup var okumadığımız. En azından dosyayla ilgili olanları okuruz. Salih. Sen iyi misin? İyiyim ben iyiyim. Devam edelim. Okuduklarımdan çok fazla etkilendin Salih. Ben bilmeden bir yaranı mı kanattım? Öyleyse hemen bırakabilirim. Yok canım, nereden çıkardın? Ne bileyim. Sen annem ve babandan bana hiç bahsetmedin. Belki birini kaybettim ve ben... bilmiyor olabilirim. Seni üzmek istemem Salih. Feride. Devam edelim. Acaba bu mektuplardan Mahir Kara'nın haberi var mı? Eğer yoksa Nazif Kara büyük bir insafsızlık etmiş demektir. Anaoğlu boşu boşuna ayırmış demektir. Bu çok acı. Salih. Bir şey söyleyeceğim. Burada bir şey var. Küçük bir anahtar mı? Açsana. Neredin ki acaba? Posta kutusu anahtarı bu. Ne var acaba içinde? Belki de oğluna bir şey gönderdi. Ya da başka mektuplar var. Veya Süleyman abi anlattığı hususi pusulalar. Nazif Kara'nın eline geçmesin diye böyle bir yol seçmiş olabilir. Olamaz mı? Şahane olacak. Necdet zaten tam çakal. Bak göreceksin. Gazino'yu eskisinden daha eğlenceli bir hale getirecek. Şu Salih denen adam bir gebersin, benim için en büyük eğlence o. Telaşa mahal yok.
Necdet bu işi bitirecek. Affedersiniz. Beklediğiniz misafir geldi Çetin Bey. Peki efendim. Sayın savcım. Oo, Berdan. İyi gördüm seni. İyi olmam mı? Biraz dinlendim içeride sayenizde. Ama şimdi gene buradayız. İyi. Lise. Ben izninizi istirham edeyim. İyi günler beyler. İyi günler Turgut'cum, iyi günler. Gelmiş geldin Turgut'cum. Ne içersin? Eyvallah, hemen kalkacağım. Borcun olsun. Haber geldi. Sabaha sınırdan giriyor mermi. Akşama da teslim alacağız yavru dölünden. Yani aksama yok değil mi? Yok, ne aksayacak ya? Bu küçük iş. Turp'un büyüyor heybede. Asıl digerine emniyet vermek lazım. Silah olmadan mermi ne işimize yarayacak? Az değil ama. Zaten en büyük sevkiyat bu olacak. Bunu da yaptık mı ondan sonra yaza artık. Yoksa diyeceğin ben kalkayım. Yok. Malları teslim alınca haber ederim. Zaten doğru sınıra salacağız. Eyvallah. Hiçbirinde Süleyman Bey'den bahsetmemiş. Evet, öyle görünüyor. Peki ne olacak şimdi? Kanaatin ne? Ben bir su içeceğim. Feride. Dur bir konuşalım. Bak, bu olaylardan sonra Nazif Kara'ya bakışın değişti. Ama ben hala onun yapmadığından eminim. Salih, söz vermiştin. Herhangi bir delil ya da tanık olmadığı sürece... bir varsayım ya da hissi kablel vuku üzerine sen yorumlarını kendine saklayacaktın. Neticede bu sadece bir dava. Lütfen. Ben bunların bizim aramıza girmesini istemiyorum. Sen de izin verme. Bu sadece bir dava değil Feride. Ucunda bir aile var. Onların babası var. Salih, lütfen. Sen böyle yaptıkça Nazif Kara'ya hiçbir yardımın dokunmuyor. Sadece kötülük yapıyorsun. Ben sormadığım sürece lütfen yorumlarını kendine sakla. Pekala. Ben senin vicdanına inanıyorum. Affedersin. Seni kızdırmak istemezdim. Çay ister misin? Başka bir şey? Yok, sağ ol. Peki. Gel bakalım delikanlı. Gidip dinlensene oğlum ya. Canına kastın mı var senin? İyiyim abi ben. Merak etme sen beni. Azıcık konuşalım diye geldim. Abim evdeydi. Duydum. Çok üzüldüm. Annem de üzüldü. Neyse ki... kadının yazdığı mektupları biliyormuş. Haberin var yani. Var. Mektuplar bulundu mu? Bulundu. Abim hemen götürdü. Demek ki Feride'ye götürecek. Sonra? Yani sonra ne olacak abi? Senin düşüncen ne? Yolun sonu karanlık mı? Ah Orhan. Bu Kadar Hanım hadisesi hiç iyi olmadı. Cinayet, namus cinayeti gibi algılandı. Süleyman Bey ile Kadir Hanım arasındaki ilişki bütün yargıları değiştirdi. Başka ihtimal yok yani. Isıcaklar babamı, öyle mi? Kadir Hanım duruşmaya gelmedi. Bir sonraki duruşmada neler diyecek orasını Allah biliyor. Hayır. Nazif abi kadının abisinin ölümüne sebep olmuş. Muhakkak eski yaralar da deşilecek. Ama artık kadın insaf eder. Nazif Karan haberi yoktu bizim gizli ilişkimizden derse...
olumlu da konuşursa ki orasını bilemeyiz. Feride hakimenin kanaatine bağlı her şey. Bir çay koyayım, içer misin? İyi olur abi. Çaylarda tavşan kanı oldu. Eline sağlık abi. ...113, 114, 115. Eğer söylediği gibi 3 ayda bir mektup yazdıysa burada 120 tane olması gerekiyordu. 5 tanesi eksik. Acaba Süleyman abiden bahsettikleri mi eksik? Hatta belki özellikle Nazif Kara sakladı. Olamaz ki, mektuplar kapalı, ne diyorum ben ya. Of. Bu kadar mektubun arasında bilhassa o 5'i ise çok büyük rastlantı. Hoş, bu davada her şey tesadüf ya. Efendim? Ne dedin anlamadım. Yanılıyor olabiliriz. Belki de kadın ilişkisinden hiç bahsetmedi. Olabilir. Bütün bu soruların cevabı Nihan Hanım'da işte. Bunları ancak duruşmada öğrenebileceğiz. Saat çok geç oldu. Ben şu içerideki bulaşıkları halledeyim. Ondan sonra da uyuyalım mı? Ben de yardım edeyim sana. Salih, sana verdiğim dosyayı okudun mu? Hangi dosya? Ha, şu kaza mı, intihar mı, cinayet mi belli olmayan dosya mı? Hani karı koca arasındaki. Evet, o dosya. Çok haklısın, ihmal etmişim. Nazif Kara dosyası öyle bir karıştı ki son zamanlarda. İnan unutmuşum Feride. Tamam, önemli değil. Sormadım sen. Duruşması yakın mı? İstersen bu gece uyumam, raporumu hazır ederim, yetiştiririm sana. O duruşma çoktan görüldü, 4 yıl önce. Dosyayı açıp baksaydın anlardın. Ve benim için neden bu kadar önemli olduğunu da öğrenirdin. Ne desen haklısın Feride. Ama ne olur böyle yapma. Anlat bana. Senin için mühim olan her şey beni de ilgilendirir. Neden yıllar öncesinde hükmü verilmiş, kapanmış bir dosyayla bu kadar ilgileniyorsun? Sen önce bir oku, ondan sonra konuşuruz. Ben dinleyip bir neticeye varmanı istemem. Pekala. Söz veriyorum, bu sefer ihmal etmeyeceğim. Yatalım mı artık? Feride, özür dilerim. Sen üzüldüğünden karanlıkta kalıyorum. Bir an kalbim yerinden çıkacak sanıyorum. Salih, ben çok korkuyorum. Bazen o kadar uzak oluyorsun ki benden. Bir nefes kadar yakınken üstelik. İşte o zaman benim kalbim çok hızlı atıyor, biliyor musun? Affet beni Feride. Bir anda hayatını alt üst ettim. İki cihanı bile bir araya getirsem sana yine de layık olamam. Affet beni. Sinirleri çok bozuldu. Nihan Hanım'ın mektupları sarstı resmen bizi. Çok da yorulduk.
da yatağa indirelim aşağı. Yardım eder misin? Araba sandı, geçti. İyi misin? Ne gördün Salih? Baba mı dedin? Ne dedim ki? Sayıkladın mı? Evet ama anlamadım ne dediğini. Hatırlamıyorum. Nedir seni bu kadar üzen, içine eriten şey? Bana söylemediğin çok şey var değil mi? Konuşmadığımız, sakladığın çok fazla şey var.
yaptığını zannetme. Ne olur. İzin ver yanında olayım. İzin ver kara sevdan değil yarın olayım. Ne olur Salim. Sen beni tanıyorsun. İzin ver ben de seni tanıyayım. Kendini esirgeme benden. Ne kadar sahici olursak o kadar güçlü oluruz. Aşkımızdan kaçma. Özür dilerim. Ama bak görevim bitince aramızda hiçbir sır kalmayacak. Çok güzel olacak her şey.